Yaprak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir şey yapacağım size. Bugün çikolata fondüsü yapacağız arkadaşlar. Çok pratik bir şekilde. Fondü nedir? Fondü Fransa, İsviçre civarındaki ülkelerde eritilip içine bir şey banılarak yenilen yemeklere verilen ad arkadaşlar. Peynir fondüsü var, yağ fondüsü var. Dediğim gibi biz çikolata fondüsü yapacağız. Buna da meyve banılıyor arkadaşlar. Gerekli malzemeler çikolata ve meyve. Ben muz tercih ettim. Bir teneke, kutu, porselen bir bardak. Dikkat edin, porselen bardak olması gerekiyor. Mum falçata, tenekeyi keserken kullanacağım. Marker ve bir Çakmak arkadaşlar. Hemen ben fondü yapıma geçiyorum o zaman. Teneke kutuya ufak bir pencere açacağım arkadaşlar. Şöyle işaretliyorum. Dört yerini şöyle bir pencere açmayı düşünüyorum. Size de göstereceğim hemen. Şurayı açacağım arkadaşlar. Şimdi maket bıçağı yardımıyla. Dikkatli olmak gerekiyor. Hem teneke kesici bir hal alıyor. Hem maket bıçağı bildiğiniz gibi kesici bir alet. Şöyle bir pencere açtım görüyorsunuz. Şimdi teneke kutunun şu üst tarafını da çıkaracağız arkadaşlar. Aynı şekilde orayı çizmeye gerek duymuyorum. Zaten hazır bir çizgisi var. Dediğim gibi arkadaşlar çok dikkatli oluyoruz bunu yaparken. Gördüğünüz gibi bir şamdana bir kandile benzedi şu anda. Bu aslında şöyle Mumu da içine koyduğumda şöyle bir görüntü olacak. Şimdi sıra çikolataları bardağa koymaya geldi arkadaşlar. Dediğim gibi porselen bardak. Dikkat edin cam bardak kullanırsanız çatlayabilir. Çikolataları görüyorsunuz ben tek tek küçük parçalar haline getirdim. Bardağı boşaltıyorum şimdi. Bir paket daha vardı. Onu da boşaltıyorum. Yaklaşık 160 gram çikolata var arkadaşlar burada görüyorsunuz. Şimdi artık çikolatayı eritme vakti. Öncelikle mumu yakıyorum. Evet mumu yaktım arkadaşlar ve çikolatayı bardakla birlikte bu şamdanın ocağın üzerine bırakıyorum ve erimesini bekliyorum. Yaklaşık bir buçuk saat geçti arkadaşlar. Çikolata eridi görüyorsunuz. Şimdi bakalım kıvamı nasıl olmuş. Şöyle alıyorum. Evet, oldukça güzel kıvama gelmiş. Tam fondü kıvamında. Şimdi buna meyvemizi atalım, muzu atalım. Bakalım nasıl olmuş. Enfes görünüyor. Hmm. Arkadaşlar şu an yaşadığım hazzı size anlatamam. Müthiş bir tadı olmuş. Gerçek bir fondü gibi olmuş size de tavsiye ediyorum kesinlikle evde deneyin hatta değişik meyvelerle bunu deneyin çilek falan da alın yanına. Arkadaşlar bu ateşin üzerinde durduğu sürece çikolata sıvı kıvamını koruyacak. Ateşin üzerinden alırsak eğer katılaşmaya başlayacak. O yüzden fondümüzü yediğimiz süreç boyunca böyle ateşin üzerinde kalmasını size tavsiye ediyorum. Öyle tutun. Evde çikolata fondüsü yaptık arkadaşlar. Çok pratik. Hepinize tavsiye ediyorum. Hepinizin bunu evde mutlaka denemesi gerekiyor. Damak tadınızı müthiş zevklendirecek bir şey. Bu arada arkadaşlar, bizim ünlülerin asıl meslekleri videomuzu izlemediyseniz hemen şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.